Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubi ileyh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyam. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَزِيمُ Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün Kur'an'ı anlamak sohbetimizde Ramazan-ı Şerif'in girmesiyle elhamdülillah mutluyuz. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederim. Allah Celle Celaluhu hayırlara, bereketlere, rahmetlere, barışa, huzura, cehennemden azat olmaya inşallah vesile eylesin. Değerli kardeşlerim, bu münasebetle Kur'an-ı Kerim'de oruç ayetlerinin yoğun olarak anlatılmış olduğu Bakara Suresi 183. ayeti kerimeden aşağıya orucun ve Ramazan-ı Şerif'in anlatıldığı ayetleri görmeyi bugün münasip gördüm. Allah Celle Celaluhu hayırlara vesile eylesin. Ne güzel bir tevafuk ki böylece Ramazan'ın ilk gecesine nasip oldu elhamdülillah bu sohbetimizin saati. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde oruçla ilgili ayetler var ise de derli toplu olarak oruç ahkamı Bakara suresinde 183. ayeti kerimesinden aşağıya doğru işleniyor. Bu Musaf-ı Şerif'imizde bulunması da rahat olan ayetler. Hemen başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Kutübe yazıldı, Kur'an ıstılahında farz kılındı anlamında. Farz kılındı aleykum sizlerin üstüne. As-sıyamu siyam. Sıyam, sâme yasûmu, savum kelimesi, mastar, oruç tutmak. Yani değerli kardeşlerim, din açısından fecr-i sadıktan başlayarak, ki biz ona imsak vakti diyoruz, akşam vakti girinceye kadar bir şey yememe, içmeme ve cinsel alakalardan uzak durmaya Allah rızası için niyet edilerek yapılan bir ibadettir, oruç ibadeti. İşte bu oruç ibadeti sizlere farz kılındı. Şimdi yeme, içme ve insanın ailesine yakınlığı en tabii ihtiyaçlardan ve insanoğlunun dünya hayatında en çok sevip peşine düştüğü hususlardan olması hasebiyle nefsine biraz ağır gelebilir. Ama Allah Celle Celaluhu bu nefsin terbiye edilmesini, iradenin elde tutulmasını, istediği zaman frenlenmesini, bu duyguların hayırlı olan yerlerde kullanılıp şerli olan yerlerden sakınılmasını irade buyuruyor. Bu yüzden bizi eğitmek, bizi terbiye etmek için böyle mübarek bir vesileyi, oruç ibadetini bizlere farz kılıyor. Ey Müslümanlar, oruç ibadeti size farz kılındı ama zannetmeyin ki bu sadece size. Öyle olsa biraz üzülürdünüz. Fakat elde gelen düğün bayram derler. Bu sadece size mahsus değil, insan cinsine mahsustur. O yüzden kema kütübe farz kılındığı gibi alellezine min kablikum sizden öncekilerin de üstüne. Leallekum tettekun bundan maksat da yani Allah Celle Celaluhu'nun oruç tutmaktan amaçladığı da bizim takvalı olmamız olduğunu ifade ediyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ sizler takvalı olasınız diye. Değerli kardeşlerim, Arap dil bilgisinde, Arapçada لَعَلَّكُمْ her ne kadar ihtimal bildirirse de belki gibi Kur'an-ı Kerim'de bu mana kesinlik ifade eder. Bu da tefsir ilminin bize öğrettiği bir husustur elhamdülillah.
Ayet-i Kerime'yi bir kere daha baştan alalım inşallah. Ey Müslümanlar, oruç size farz kılındı. Yani imsak vakti dediğimiz fecr-i saadın başlamasından güneşin batmasıyla akşam vaktinin girmesi, yani gündüzde bir şey yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz, eşlerinize yakın olmayacaksınız. Biz nezaketen eşlerinize yakın olmayacaksınız diyoruz. Tabi gayrimeşru yemeler, içmeler ve cinsel alakalar da elbette ki buna dahildir. Kema kütübe alellezine min kablukum, sizden öncekilere farz kılındı ki. Değerli kardeşlerim, Hazreti Adem'le başlayan insanın yeryüzü macerası, yeryüzündeki mükellefiyet sorumluluğu kıyamete kadar devam edecektir. Öyle anlaşılıyor ki bu ifadelerden, nitekim tefsir kitaplarımız bunu açık seçik ortaya koyarlar. Bu ibadet Hazreti Adem'den beri bütün peygamberlerin ümmetlerine şekli değişebilir, vakti değişebilir, bazı keyfiyetleri değişebilir ama aslı aynıdır, farz kılınmıştır. Sadece ümmeti Muhammed'e mahsus değildir. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, takvalı olmanız için. Çünkü insanoğlunu harama düşüren, günaha düşüren, dolayısıyla Cenab-ı Allah'a isyana düşüren genellikle bu yemeler, içmeler ve cinsel alakalardır. Bu tür şehvetleri gidermek peşinde insan koşar. Araplarda bir söz var, bazıları buna hadis-i şerif de demişler ama kelamı kibardır diyenler de var. El mer'u yes'a li gâreyhi. İnsan iki deliği için çalışır durur. Batnuhu ve ferci. Birisi karna giden boğaz, diğerisi de fercidir. Dolayısıyla ayet-i kerimenin tefsirinde de şurada kısa bir tefsir yapmışlar. Böylece siz günahlardan kendinizi koruma güç ve kuvvetine ve Cenab-ı Allah'a ibadete yönelme takatına muvaffak olmuş olursunuz diyor. Orucun temel gerekçesi, hikmeti tecrisi budur. Eyyâmen ma'dûdât, bu oruçta sayılı günlerdir. Adetli günler. Atalarımız derler ki sayılı gün tez geçer. Femen, her kim kâne olsa, minkum sizden, marıdan marazlı olsa, maraz eskiden bildiğimiz bir kelime, hasta olsa, ev ya da ala sefer, seferde olsa, yani yolcu olsa, fe iddetun, sayısınca min eyyamin uhar, diğer günlerde tutar demek. Allah Celle Celaluhu bize bu dinde daima kolaylık dilemiş, zorluk dilememiştir. Aşağıda bu açıkça da gelecektir. O yüzden bunlar söylenmese sizin hemen aklınıza gelir ki, yahu oruç tutmak, hadi biz tutalım da, ya bu işte hastalar ne olacak? Yol, Arabistan özellikle sıcak, kum, susuzluk, açlık, yani bunu çok zor. Nasıl edeceğiz gibi aklınıza gelir. Allah Celle Celaluhu sizi yaratandır ve sizi en iyi bilendir. Sizi sizden daha iyi bilendir ve size sizden daha şefkatli ve merhametlidir. O yüzden eyyâmen mâdûdâ, sayılı günler. Öyle senenin her zaman oruç tutmayacaksın. Belli günlerde. Sayılı günlerde tez geçer. Buna rağmen içinizden bazıları hasta olursa ya da yolda olursa orucunu yiyebilir, ruhsattır. Sayısınca Ramazan ayının dışında başka günlerde tutar. Ramazan ayının dışında diyoruz. Çünkü Ramazan ayı baştan sona oruç ibadetiyle doludur. Mecburen onun dışında başka bir günde tutacaksınız. Ramazan ayında Ramazan orucu tutulur. Efendim ben yoldakinin kazasını yapayım diyemezsiniz yani. Her neyse, bunlar çok detay, teknik bilgiler. Geçelim. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُت۪يقُونَهُ, ve
ala üzerine ellezine şol kimseler ki yutikunahu zor takat getiriyorlar. Orucu tutar ama canı çıkar yani. Değerli kardeşlerim bu manayı verelim. Burada başka kaviller var ise de bugün hızlı geçeceğimizden onları zikretmeyelim. Orucu tutmakta çok zorlanacak. Takatı yeter belki ama canı çıkacak. Yani Allah Celle Celaluhu bu dinde zorluk dilemezdi ya, onlara da kolaylık veriyor. Bunlara da fidyetün fidye düşer. Yani oruç tutmaktansa fidye verecekler. Fidye nedir? Ta'amu miskin, bir miskinin doyurulmasıdır. Yani bir yoksulun efendim sabah ve akşam yemekleri gün iki öğünü kabul etmiş. Efendimizin de sünneti öyleydi. İki öğün yemek insanı yaşatır. Ta'amu miskin yani bir miskinin doyurulması, yedirilmesidir. Bu iki öğünü biz örf ve adetlerden çıkarıyoruz. Bir miskini bir günlük yemek yedirme. Bu sene 28 lira mı diye ilan etti Diyanet. Allah-u Alem. Tabi bu asgarisidir. Herkes kendi yediğini nazar itibarı alarak bunu 50'ye de çıkarır, 100'e de çıkarır, 200'e de çıkarır. Çünkü insanların sofraları değişik değişiktir. Yani kendisi yemeklerin en alasını yerken 100 liralık, 200 liralık aile olarak bir insana da 30 lira vermek biraz mürüvvete aykırı olur. Kardeşliğe pek sinmez. O yüzden yediğinden yedirecek, içinden içirecek ilkesi burada da geçerli. Femen her kim tatavva'a, tatavvu yani nafile yani fazladan, yani Allah kendisine efendim ruhsat verdiği halde ne gibi? Hasta oruç tutmayabilir ama gücüm yeter ben tutayım derse. Ya da misafir efendim yolcu oruç tutmayabilir ruhsat verilmiş ama ben azimetle amel edeyim. Nasıl olsa çok yıpranmayacağım. Oruç tutabilirim der de tutarsa veya değerli kardeşlerim en yakına gidelim. Ta'amu miskin, miskini yedirmek, bir miskin yerine iki miskin ya da bir miskine bol bol yedirmek gibi fazladan bir efendim yük yüklenirse hayran ve men tadava hayran bu hayrı tatavu eder fazladan yüklenirse ve ve hayrünle kendisi için daha hayırlıdır. Ve antasumu oruç tutmanız hayrun lekum sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun eğer bilseniz. Değerli kardeşlerim burada anlatılan da Ramazan ayı özel bir aydır. Ramazan ayında tutulan orucun Ramazan ayı dışında tutulan oruçlardan kıymeti çok daha fazladır. Sevabı çok daha fazladır. Çünkü Ramazan ayında oruç tutmak Allah'ın emri farzdır. Farz ile nafile arasında kıyas götürmeyecek kadar çok büyük dereceler, sevap farkları vardır. O bakımdan bir insan Ramazan ayında orucunu meşru olarak mazerete binaen yer başka günlerde tutarsa şüphesiz ki o kazası anında sevabını alır ama bak oruç tutmak emri bir, Ramazan ayı içerisinde tutmak emri iki. İki emirden bir tanesi gerçekleşmemiş olur. Ramazan'da yer başka zaman tutarsa oruç tutma işlemi gerçekleşir. Fakat Ramazan ayında oruç tutması gerçekleşmediği için doğrusu sevabı biraz eksik kalır. O yüzden ve antasumu oruç tutmanız sizi zorlamıyorsa, gücünüz yetiyorsa hayrullekum sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun eğer bilirseniz Ramazan ayındaki fazileti, oruç tutmanın size olan menfaatini bilirseniz. Neden böyle?
Neden Ramazan ayı? Hemen arkasındaki ayeti kerimeler bu nedeni açıklıyor. Şehr-i Ramazan, Ramazan ayı, ellezî öyle bir aydır ki, ünzile indirildi, fihi onda, yani o ayda, el-Kur'an'ı, Kur'an indirildi. İşte değerli kardeşlerim, fazilet buradan kaynaklanıyor. Aslında daha belki derslerimizde geçmişti. Zamanların, mekanların birbirine pek üstünlüğü olmaz. Onlar da insanlar gibi eşit yaratılmışlardır. Ancak bazı zamanlarda veya mekanlarda olan tarihi bir kısım hatıralar onları değerli kılarlar veya bir kısım olaylar onları değerli kılarlar. İşte Ramazan ayının özel olarak değerli kılmasının sebebi bizatihi kendisinden değil, ünzile fihil Kur'an oluşundandır. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildi. Neden Kur'an'ın indirilmesi bu kadar bir aya şeref katmış? Yani nedir bu Kur'an ki? Nereden geliyor bunun kıymeti gibi gizli bir soru insanın aklına gelebilir. Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap. Okurken aklınıza takılabilecek her bir noktalar önünüzde perde perde, dalga dalga açılır gider. Siz okurken aynı zamanda zihninizde müthiş bir açılım yaşarsınız. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir güzelliği, bir zevki var. Yani insan zihnini doyura 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 gider ve zihni, aklı çalıştırmanın bir nevi egzersizin temrini, alıştırmasını yapar. Kur'an bu ayda indirilmiş. Ne olur ki Kur'an bu ayda indirilirse gibi bir soruya cevap geliyor. Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhül Kur'an, hüden bir hidayettir o Kur'an linnâsı insanlara. İnsanlara yol gösteriyor. Meçhulden, bilinmezlikten kurtarıyor. Müthiş bir kılavuz ve beyyinat-ı minel hüda, hidayetin açık seçik belgeleri orada. Kanıtları, Allah Celle Celaluhu'nun dinine ait bütün belgeler orada. Bunları gören bir insan her şeyi açık seçik idrak eder. Eğer hakkı kabul etmeme kibirine düşmezse tabi. O yüzden Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu'nun insanlara vermiş olduğu en büyük nimetlerin başlarında gelir. Böylece insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Meçhul, bilinmez bir sürü yollardan bilinen ve insanları hem bu dünyada hem de ahirette saadete ve selamete çıkaran bir yola kılavuzlar. Ve bunun da bütün akla takılan belgelerini, bilgilerini neden böyle olduğunu açık açık anlatır. Vel Furkan ve Furkan'dır bu kitap aynı zamanda. Bu da çok önemlidir. Hani her şey zıttıyla kain. Gece gündüz, beyaz siyah, dost düşman. Eskiler her şey zıttıyla kain derlerdi. Necip Fazıl'ın bir şiir aklımıza geldi. Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın dedi. Yani insanı gayrete getirmek, çalıştırmak için böyle bir mukayese, böyle bir karşılaştırma. Furkan da hak ile batılı ayıran demektir. Fark ettiren. Neyi fark ediyorsunuz? Kur'an'ı okuduğunuz zaman iyi ile kötü, hak ile batıl, şer ile hayır, faydalı ile zararlı her şey ortaya çıkar. Müthiş bir kitaptır bu yüzden. O bakımdan bu kadar faydalı olan kitap bu ayda indirildiği için Allah bu aya bir değer vermiş. Değerli kardeşlerim, size bir mektup gelse zarfın pek önemi yok. Yırtar, içinde mektubu alır okursunuz. İcabında zarfı atarsınız da. Ama çok önemli bir makamdan gelirse o mektup, bir antika değeri vardır. Zarfını da saklarsınız. İşte aslında değerli olan Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayı zarfında indirildiği için,
Ramazan'ın içinden bir mektup olduğu için bu mektup yüzünden o zarf yani Ramazan ayı da şeref kazandı, değer kazandı. Femen her kim şehide şahit olursa minkum sizden eşşehra bu malum aya yani Ramazan ayına fel yasumhu onu tutsun, oruç tutsun. Şimdi burada femen şehide minkumu şehra bu aya dahil olan, bu aya şahit olan, bu ayın içerisine giden herkes oruç tutsun diyor. Değerli kardeşlerim yukarıda da az yukarıda da hasta olursa, yolcu olursa ya da takatı yetmez piri fani gibi yaşlı insanlar veya müzmin bir hastalığa düçar olmuş da oruç tutması hakikaten ya hiç mümkün değil ya da mümkün olsa bile canı çıkacak kadar çok zorlanacak insanlardan Allah Celle Celaluhu oruç yerine işte ya yiyip kaza etmelerini veya piri fani gibi iyileşmesi mümkün olmayan hastalıktakiler gibi de onlara da bir miskini doyurma ruhsatı vermişti. Şimdi burada ayet-i kerime Ramazan'ı anlatırken diyor ki bu aya kim girerse yani bu aya şahit olmak bu ayın içerisine girmek demektir. Oruç tutsun. Acaba yukarıdaki ruhsatlar kaldırıldı mı? Yani hasta bu aya girerse, yolcu bu aya girerse, piri fani, yaşlı insan ya da müzmin hastalıklara düçar olmuş, iyileşmesi beklenmeyen hastalar bu aya dahil olursa oruç tutsun demekle acaba yukarıdaki ruhsat iptal edildi mi, edilmedi mi gibi insanın aklına bir tereddüt ve bir şüphe gelir. İşte bunu izale etmek için Allah Celle Celaluhu diyor ki ve men kâne her kim ki olursa maridan hasta ev ala sefer ya da yolcu fe iddetun min eyyamun uhar iddetince yani sayısınca yani tutmayıp yediği oruçların sayısınca diğer günlerde orucunu tutar. Hatırlatıyorum. Bu ruhsat geçerlidir. Niçin böyle? Çünkü yuridullahu bikum Allah sizin için murad eder diler. El yüsre daima kolaylığı diler. Ve la yuridu murad etmez istemez bikum sizler için el usre zorluğu hiç murad etmez Allah-u Teala. Bu dinde zorluk yok. Bu dinde hep kolaylık vardır. Ve lütükmülül iddete sayıyı ikmal etmeniz, tamamlamanız için ve lütükebbirullah de Cenab-ı Allah'ı saygıyla tazim ederek, hürmet ederek büyüklemeniz için alama hedakum size hidayet ettiğinden dolayı. Bakın dinini gönderdi, peygamberiyle kitabını gönderdi. Her şeyi açık seçik anlatıyor. Leallekum teşkurun şükretmeniz için Allah bu böyle yapmanızı sizlere emir buyuruyor. Yani bu oruç içerisinde aynı zamanda demek ki sayıyı muhafaza etmek ne kadar önemli. Cenab-ı Allah'ı da çok çok zikretmek çok önemli. Şükretmek çok önemlidir. Ve izâ se'eleke ibadî annî. Kullarım Habibim senden beni sorarlarsa fe innî de ki onlara hiç şüphesiz ki ben garip çok yakınım. Ucubu icabet ederim. Davete dâi dua edenin duasına. İze da'ani bana dua ettiği zaman. Peygamberimize bazen soruyorlardı. Cenab-ı Allah'a yüksek sesle mi, içimizden mi, yoksa hafif sesle mi, bize çok uzak mı, çok yakın mı, nasıl dua edelim gibi. Bu soruların cevabı. Bu soruların oruç ayetlerinin arasında gelmesi de aynı zamanda Ramazan ayında çok dua etmek icap etmesine bir alamet ve işarettir. Dua her zaman güzeldir ama Ramazan'da çok daha güzeldir. Kullarım senden beni sordukları zaman de ki onlara Habibim. Burada de ki yok da cümlenin gelişinden biz anlıyoruz. Ve izâ se'eleke ibadî annî fe bunun cevabıdır. İnni garip ben hiç şüphesiz ki çok yakınım onlara. Ucibu icabet ederim.
cevap veririm. Biri bana dua ederse karşılığını veririm. Davete da, ize da ani, bana dua ettiği zaman. Allah her dua edenin duasına icabet eder. Bazıları der ki ya bizim duamızı kabul etmedi. Bunun çok sebepleri var değerli kardeşlerim. Bazen biz dua ederiz, Allah duamızı kabul etmedi zannederiz. Bir kere şunu unutmayın. Allah sizi işitti ve icabet etti. Hiç şüpheniz olmasın. Dua bir ibadettir. En azından namaz gibi defterinize sevabı yazılır. Hiç kimse diyemez ki Allah benim duama icabet etmedi. Siz bilmeyebilirsiniz. İki, sizin dediğinizi vermeyebilir anında. Neden? İnsanoğlu cahildir. Bazen öfkelenir, bazen canı sıkılır, bazen de aklı yetmez, kaybı bilmez ya. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِشَرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ İnsan hayrına dua eder gibi şerrine dua eder. Biraz sıkıştırsın, Allah'ım canımı al da kurtul de. Peki dese Allah, Ezrail'i gönderse ne atacaksın? Aman Allah'ım ben halt ettim, tövbe. Bana yaşat beni, ömür ver dersiniz yani. Evet, bazen insan şerrine dua eder. Bazen insan hayrın ne olduğunu, yani yarın kendisine gelecek olanın hayırlı mı şerli mi olduğunu da bilmez. Belki de Allah Celle Celaluhu sana çok daha fazla hayırlısını verecek. Sen eksik istiyorsun. İkincisi, Allah senin sabrını deniyor, imtihan ediyor. Biraz geç verecek belki. Bugün olmayacak da yarın olacak, ne biliyorsun. Ya bütün bunlar ihtimal dahilindedir. O yüzden Allah her duaya icabet eder. Kul bunun farkında olmayabilir. Bazen işte çok çeşitli sebepleri var. Yani senin duan gayba ait olduğu için sen hayır zannediyorsun, şerrini istiyorsun. Sonradan tecelli ediyor ki iyi ki duam olmamış diyorsun. Yani Maraş'ta adamın biri çok İstanbul'a hararetle gitmek istiyor, işi var. Yetişmiş, sonunda bir bilet almış. Fakat ona da yetişememiş. Arabayı kaçırmış. Oturup ağlıyormuş. Benim İstanbul'da bir sürü işim vardı, İstanbul otobüsünü kaçırdım diye bana yıllar önce böyle bir hikaye anlatmışlardı. Adam orada ağlarken birden terminal karışıyor birbirine. Ne oldu filan diyor. Erkenez'in orada İstanbul'a otobüsü kaza yapmış. İçinde birkaç kişi ölü var diyorlar. Bu sefer de ellerini açmış. İyi ki ben orada yokum diye seviniyor insan. Yani değerli kardeşlerim öyle. Biz bilemeyiz. O yüzden Allah'a teslim olmak gerek. Dua etmek bizatihi bir ibadettir. Zaten her ibadet mutlaka defterine sevap olarak yazılmıştır. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Sizi rüşte erdirmesi, olgunluğa erdirmesi için. فَلْيَسْتَجِبُولِ Bana icabet etsin. Yani benim emir ve yasaklarım, başta oruç olmak üzere, bütün emirlerime uysunlar, bütün yasakladığım haramlardan kaçınarak bana itaat etsinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Bana iman etsin. Aynı zamanda bu mümin kelimesi Allah'ın da bir isimlerindendir. Güven de buradan gelir. Emniyet. Bana güvensinler. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ İrşat olmaları için. Değerli kardeşlerim, arkasında da ayetlerin devam ediyor. Kısaca bunları görüp bitirelim inşallah. اُحِلَّ helal kılındı lekum sizlere لَيْلَةَ سِيَامْ Oruç gecesinde اَرَّفَفُ اِلَى نِسَائِكُمْ Kadınlarınıza yakın olmak. Değerli kardeşlerim, eskiden biraz oruç ahkamı farklı idi. Yatsı namazında imsak başlardı. Akşamdan sonra da yemek yendikten sonra insan uyursa, velev ki yatsı namazı olmasa bile uyanan insana imsak başlar. Oruç bir daha yiyemezdi yani. Böylece hem zaman uzar hem de insanlar efendim bazı ihtiyaçlarını karşılayamazlardı. Bundan dolayı da bir kısmı bir günaha düşmüşlerdi. Allah Celle Celaluhu imsak vaktini fecre kadar uzattı ve gecede hanımlarına yakın olmasını insanların helal kıldı. Uhille lekum sizlere helal kılındı.
Leylete Sıyam oruç gecesinde Er-Refesu ila Nisaikum. Cima'a Nisaikum diye tefsir etmiş kitabımız. Hünne onlar libasun lekum sizin için elbiselerdir. Elbise gibi sizi bürürler, ayıbınızı örterler. Elbisenin soğuktan sıcaktan koruyup avret yerlerini örtmesi gibi karı kocanın birbirlerini örtmeleri efendim ve birbirlerinin işte bir kısım soğuktan sıcaktan koruması dediğimiz gibi maddi manevi korumaları ne kadar güzel anlatılmış. Ne güzel bir teşbih. Ve entüm libasün lehunne, siz de kadınlarınızın bir elbisesiniz, libas. Alimallahu, Allah bildi ennekum, sizler kuntum tahtanune enfusekum, nefislerinize ihanet edeceksiniz. Allah'ın bu husustaki emirlerini dinlemeyeceksiniz. Yani akşamleyin çok dar bir alanda iftar, sonra ne yeme ne içmede de kadınlarınıza yakın olma yasaklanırsa, bu biraz ağrınıza gidecek. Bildi Allah bunu. Nitekim olanla da olmuştu. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz bile bir gün perişan bir şekilde mahvoldum ya Resulallah. Niye böyle böyle oldu? Bu sana yakışmaz dedi Peygamberimiz. Bunun üzerine kolaylık veren bu ayetler geldi. Fetâbe aleykum, sizin tövbenizi kabul etti bu ihanetten dolayı. Ve affa ankum, sizden affetti. Fel an, şimdi başiruhunne, onlara yakın olun. Vebtagu ma ketaballahu lekum, Cenab-ı Allah'ın sizin için yazmış olduğu evlatları dileyin. Yani insanın eşiyle yakın olmasının en büyük sebebi oradan çocuk dünyaya gelip neslin devam etmesidir. Çocuk dünyaya getirmeyecek, ürün vermeyecek evlilikleri de burada bir hiç olduğu, bu LGBT diyen sevicilerin, homoseksüellerin suratlarını fırlatalım buradan yeri gelmişken. Vakulu yiyiniz, başta bu içiniz, hatta yetebeyyene lekum, sizin için tebeyyün edinceye, açığa çıkıncaya, belirginleşinceye kadar el haytul abyad, beyaz iplik, minel haytil esved, siyah iplikten. Bazı tefsir kitaplarında önce ayetin buraya kadar inmişti diyor. Cenab-ı Allah da zaman zaman Peygamberimizin şakaları kitabında ben Cenab-ı Allah da zaman zaman şaka yapıyor, kullarıyla mülatefe yapıyor demiştim. Hocam hangi ayetle diye bir ikisini yazdıydım ama efendim mesela bir tanesi de budur değerli kardeşlerim. Önce burayı Allah-u Teala her şeyi bildiği halde burayı söylüyor. Beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadar. Ashab-ı kiramdan bir kısmı yastığının altına bir beyaz bir de siyah iplik koyuyor. Efendim gece kaldırıyor ki beyaz iplik, siyah iplikten belli olmuyor. Yemeye devam ediyor. Bir de bakmış ki her şey ortaya o aydınlık olmuş. Sonra Allah-u Teala minel fecir ayetinin diyor, fecirden. Yani bu beyaz iplik, siyah iplik bir teşbihtir. Gecenin karanlığı siyah ipliğe, fecir vaktinin şafağın aydınlığı da beyaz ipliğe benzetilmiş. Fecirden beyaz iplik, siyah iplikten ayrıncaya kadar. Böylece ne manaya geldi anlaşılmış oluyor. Evet, siz de kabul eder misiniz bilmiyorum. Ben buradan bir böyle latife aklıma geliyor yani. Sümme sonra etimmu siyam, orucunuzu tamamlayın. İlerleyin geceye kadar. Yani akşam vakti girinceye kadar bir şey yemeyin, içmeyin. Cinsel yakınlıklardan uzak durun. Ve la tubâşirûhunne ve entum akifune fil mesacid. Bir de Ramazan ayının içerisinde, özellikle sünnet son 10 gündür, itikafa girdiğiniz zaman ve la tubâşirûhunne, eşlerinizle geceleri de birlikte olmayın.
Bu da itikafın getirdiği artı bir sorumluluktur. وَلَا تُبَاشِرُونَ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde itikafta olduğumuz halde zamanlarda onlarla yakınlık kurmayın. Yani sizi ziyaret edebilirler. İtikaf edeni mescitte eşleri ziyaret edebilir, sohbet edebilir. Fakat cinsel yakınlığa yasak var veya onu çağrıştıracak, ona vesile olacak bütün işlemlerden yasak var. Tilke hududullah, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Haramlar, kanunlar. Değerli kardeşlerim, hudut kelimesini biz eskiden kullanırdık. Şimdi sınır dediler, hep sınır geçiyor. Bu kelimeyi bize had, hudut unuttular. Haddini bilmek hala kullanırız. Hudut. Allah'ın şöyle çevirdiği bir sınır var. Bu haddin dışına, bu sınırın dışına çıkmamak lazım. Efendim, haddi aşmamak lazım. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hudududur, sınırıdır. Fela takrabuha, ona yaklaşmayın. Yani haddinizi aşmak, sınırı çıkmak değil, yaklaşmayın bile. Çünkü yaklaşan dışa çıkma tehlikesine yaklaşmıştır tehlike. Tehlikeden uzak durmak lazım. Kezalike, işte böyle. Yübeyyinullahu, Allah beyan ediyor, açıklıyor. Ayetihi, ayetlerini. Linnâsi, insanlara. Niçin? Leallehum yettekûn, takvalı olsunlar diye. Değerli kardeşlerim, dikkat ederseniz ilk ayet niçindi? Kütübe aleykumussiyam kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Birinci ayette takva ile başladı. Son ayette leallehum yettekûn, takvalı olurlar diye insanlara Allah ayetlerini beyan ediyor diyor. Yani Allah Celle Celaluhu bizden kendisine iman, emirlerine itaat istiyor. Bu Ramazan ayı böyle Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek bir ay. Oruç insanın nefsini dizginler, sabrını artırır, Allah'a yaklaştırır. Gündüzü oruç, gecesi teravih namazları, bol bol Kur'an okunur. Camilerimizde mukabeleler olur. Efendim, böyle etrafımıza manevi bir hava gelir. Kur'an mevsimidir. Bu Ramazan ayında bol bol Kur'an okumak, onunla meşgul olmak da doğrusu güzeldir. Allah Celle Celaluhu hayırlı mübarek eylesin. Hududuna riayeti nasibi müyesser eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin cümle Müslümanlara da. Oruçlarını rahatlıkla tutsunlar. Oruçlarını tutamayan hastalarımıza ya da meşakkatli işlerde bulunup yolculukta, savaşta, şurada burada olan kardeşlerimizin de yardımcısı olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim başka yerlerinde az da olsa demiştik. Oruçla ilgili ayetler var ama oruç ve ahkamı derli toplu burada anlatılıyor. Biz de bunları bitirmiş olduk. Bugünkü Kur'an'ı anlamak oruç münasebetiyle bu ayetlere nasip oldu. Hoşça kalın ve selam.